Check, check. Güzar Kurel'den eski molaya şarkılar. Sana gülmeler yaraşır. Bergüzar Kurel'in ilk kez duyacağınız özelliği ne? Bunu ilk kez söylüyorum. Az sonra. Çek çek. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Reklam aramızdan sonra bomba gibi haberlerle başlayacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Hikayeyi çek çek. Bir baba beni affet kızım. Ve kızının isyanı. Uğruna döktüğüm gözyaşlarım çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Babamdan vazgeçtiğimi. Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer'in yürek burkan tartışmasında ünlü sanatçı ilk kez ve sadece Show TV'ye konuştu. İki evladım var, benim canımdır. Ferhat Göçer son noktayı koydu. Az sonra. Çek 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 çek. Demet Akbağ Suzan Avcı oldu. Geceleri Suzan Avcı oluyormuşlar. Evet, evet. Ata Demirer Zeki Müren. O yüzden sokturunuz efendim kendini. Çiğ köfteler yendi. Taklitler yapıldı. Apatoni mi minya ya andra. Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin pazar sürprizi sohbetinde kahkahalar havada uçuştu. Aa Ömür merhaba. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm sevdim, halelleştim. Vallahi söyleyeyim. Yanıyorum, yanıyorum. Az sonra. Çek 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 çek. Kimi eşinden 24 yaş büyük, kiminin arasında yaş farkı bile yok. Editörlerimiz sizler için araştırdı. Bakın ünlü çiftler arasında kaç yaş fark varmış? Kimi eşinden 24 yaş büyük. Kiminin arasında sadece 2 yaş fark var. Hangi ünlü çiftin arasında kaç yaş fark var? Haberimize en az yaş farkı olan ünlü çiftle başlıyoruz. Ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasında sadece 2 yaş fark var. Burak Özçivit 34, Fahriye Evcen ise 32 yaşında. Biri yeşil sahaların yıldızı, diğeri ekranların. Son dönemin en gözde çiftlerinden Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin de arasındaki yaş farkı 3. Dizilerin ve sinemanın yıldızı Serenay Sarıkaya ve yakışıklı oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin aralarında çok fazla yaş farkı olmayan ünlülerden. Fark sadece 4 yaş. Serenay Sarıkaya 27, Kerem Bürsin ise 31 yaşında. Yeah.
Ünlüler dünyasının yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer arasındaki yaş farkı ise 6. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan 6 yaş büyük. Yakışıklı oyuncu 35, Başak Dizer ise 41 yaşında. Sedef Avcı dizilerin ve sinemanın başarılı isimlerinden. Aynı mesleği icra eden eşi Kıvanç Kasabalı ile arasında 7 yaş fark var. Avcı 36, Kıvanç Kasabalı ise 43 yaşında. Dizilerin ve sinemanın bir başka güzel yıldızı Tuğba Büyüküstün, sevgilisi Umut Edirgen'den 7 yaş büyük. Büyüküstün 36, Umut Edirgen ise 29 yaşında. Son dönemin parlayan yıldızlarından Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın arasında da yaş farkı 9. Soral 27, Hakan Baş 36 yaşında. Yaş farkı giderek açılıyor. Kenan Doğulu ve Beren Saat gösteri dünyasının en gözde çiftlerinden. Doğulu 44, Beren Saat ise 34 yaşında. Onlar Türkiye'nin imrenilerek bakılan, evliliklerinde mutluluğu yakalamış çiftlerinden. Mehmet Aslantuğ ve Arzu Monan arasındaki yaş farkı 12. Mehmet Aslantuğ 57, Arzu Monan ise 45 yaşında. Aralarında 12 yaş fark olan bir diğer ünlü çift ise Bergüzar Korel ve Halit Erginç. Halit Erginç 48, Bergüzar Korel ise 36 yaşında. Onlar evliliklerine imrenilerek bakılan bir çift. Evliliklerinde mutluluğu yakalamış ender ünlü çiftlerden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında yaş farkının kaç olduğunu merak ediyorsanız söyleyelim. 13. Kenan İmirzalıoğlu 44, Sinem Kobal ise 31 yaşında. Aralarında 14 yaş fark olan bir diğer ünlü çift ise Tarkan ve eşi Pınar Dilek. Like 46 yaşındaki Vega Star, 32 yaşındaki Pınar Dilek'ten 14 yaş büyük. Dizilerin güzel yıldızı Alina Boz ve sevgilisi Mithat Çenözer arasındaki yaş farkı ise 17. Alina Boz 20, Mithat Can 37 yaşında. Aralarındaki yaş farkı yüksek olan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü de magazin dünyasının gözde çiftlerinden. Ergüçlü 26, Onur Ünlü ise 45 yaşında. Yaş farkı 19. Geldik aralarındaki yaş farkı en uç noktada olan çifte. Serdar Ortaç ve Chloe Logan arasındaki yaş farkı 22. Ünlü popçu 48. Güzel eşi Chloe ise 26 yaşında. Çek 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 çek. Son dakika. Mehmet Ali Erbil'in boğazı neden delindi? Sen bana yalan.
yakın dostu Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ünlü şovmen ne durumda? Az sonra. Çek çek. Son dakika, Sıla, şiddet olayından sonra ilk kez sahnede. Türkiye'yi sarsan olay sonrası ilk kez Antalya'da sahneye çıkan Sıla neler yaşadı? Az sonra. Çek 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 çek. Çarpışmada herkes bu sorunun cevabını arıyor. Kadir. Arabaları çarpışan komiser Kadir'le bankacı Zeynep. Birbirlerini nereden tanıyor? Kadir. Kadir. Çarpışmanın düğümünü çözecek gerçek ne? Az sonra. Aslında biz değil kaderlerimizde. Çek çek. Yağmur Göçer geçtiğimiz hafta babası Ferhat Göçer'e isyan etmiş, babasının babalık yapmadığını iddia etmişti ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası ilk kez Show TV'ye konuşan Ferhat Göçer, kızı Yağmur'la nasıl barıştığını anlattı. Bir baba beni affet kızım. Ve kızının isyanı. Uğruna döktüğüm gözyaşlarım çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Babamdan vazgeçtiğimi. Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer'in yürek burkan tartışmasında ünlü sanatçı ilk kez ve sadece Show TV'ye konuştu. İki evladım var, benim canımdır. Ferhat Göçer son noktayı koydu. Her şey Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer'in sosyal medya hesabında babası Ferhat Göçer'e yazdığı bir yazıyla başladı. O yazıda babası tarafından ihmal edildiğini söyleyen bir genç kızın isyanı vardı. Uğruna döktüğüm gözyaşlarım çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğum vicdanın konuşmaya başlayınca ayaklarını bana doğru getirirse af dilemek için sakın gelme. İşte Yağmur Göçer'in sosyal medya hesabında paylaştığı bu yazıdan sonra tüm dikkatler Ferhat Göçer'in kızının üzerine çekildi. Beni affet kızım. Gözümün önünde büyüdün, göremedim. Daha önce 21 yaşındaki kızı Yağmur Göçer'in tedavi masraflarını karşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Ferhat Göçer, kızının yazdığı satırlarla bir kez daha gündeme geldi. Bir kız çocuğunun babasına haykırışı. Senelerin sessizliğinin sesi notuyla paylaşılan yazıda Yağmur Göçer babasına aynen şunları söyledi. Defalarca yüzüme kapanmasına rağmen her zaman sana açık olan o kapı var ya, artık kapalı. Aldım elinden oyuncağını. Kendimin ipleri tamamıyla bende artık. Ne bana ulaşıp oynatmana iznim var artık, ne de benim üzerimden düşündüğüm asıl hedefine. Anlayacağın oyun bitti. Ben kazandım.
Babasının kendisini ihmal ettiği 8 aydır bir kere bile aramadığını söyleyen Yağmur Göçer'in dramatik duruşu herkesin yüreğini burktu. Ferhat Göçer, yaşananlardan sonra kızı Yağmur'la ilgili ilk açıklamayı vakit kaybetmeden yaptı. Yağmur benim kızım. İki çocuğumdan biri. İki canım var, o diğer yarısı. 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım, üzüntülerim, gerçekler, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır. Evim onun evidir. İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır. Herkesin aklına takılan ilk soru, baba ve kızın arasındaki buzların eriyip eriyemeyeceğiydi. Beklenen o buluşmada Ferhat Göçer ve Yağmur Göçer bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası ünlü sanatçı şu açıklamayı yaptı. Akşam buluştuk kızımla. Gece gibi eve bıraktım. Karşılıklı konuştuk. Baba olarak neler yapabilirim, o neler yapabilir onu değerlendirdik. Bir baba olarak onun vatana millete hayırlı bir şahsiyet olarak devam etmesini istiyorum. Sadece telefon ve mesajla değil, yüz yüze de buluşacağız. Baba ve kızın duygusal buluşmasından sonra Yağmur Göçer'de yazılı bir paylaşımla artık yaraları sarma zamanı olduğunu söyledi. Beklediğim mesaj ve telefon geldi babamdan. Görüştük, bir yemek yedik. Sadece bazı şeyler için zaman gerekir. Çok yıprandık, yaralandık. Zaman bize iyi gelecek. Her şeyin daha güzel olacağı günler yaşayacağımızı umuyorum. Baba ve kızı arasında yaşanan problemin bir diğer unsuru olarak lanse edilen isim Ömür Gedik. Ömür Gedik'in Yağmur Göçer'le sorun yaşadığı iddia edilmişti. Ömür Gedik ise yaşananlara şu açıklamayı yapmıştı. Baba ile kız arasına kimse girmesin, biz de girmeyelim, siz de girmeyin. Onlar aralarında bu tip ailevi meseleler, aile içinde çok da güzel çözülür. Ve Show TV ekibi olaylarla ilgili yazılı bir açıklamadan başka bir şey yapmayan Ferhat Göçer'i Kıbrıs'ta buldu. İlk kez Show TV mikrofonuna konuşan Ferhat Göçer son noktayı koydu. İki evladım var, benim canımdır. Canımdan çok seviyorum onları ve tek varlığımız onlar bizim. Onun haricinde söyleyeceğim zaten her şeyi söyledim. Her şeye rağmen kızına sahip çıkan Ferhat Göçer'in bu davranışını takdirle karşılıyoruz. Umarız bu yaşananlardan tüm baba ve kızlara dersler çıkar. Beni affet kızım, gözümün önünde büyüdün göremedim. Tek tek. Babasıyla sorunlar yaşayan sadece Yağmur Göçer değildi tabii ki. Kimi babası tarafından istenmedi, kiminin de babasıyla hiç yıldızı barışmadı. İşte o ünlülerimiz. Bana bir masal anlat baba. Kimi babası tarafından istenmedi. Yağmurla kar olsun, güneşle al. Kiminin babasıyla yıldızı hiç barışmadı. Magazin dünyasının babalarıyla yıldızı bir türlü barışmayan ünlü isimleri. Uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme. Baba sevgisinden mahrum büyüdüler. Gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Babalar ve kızları ya da babalar ve oğulları. Her biri şimdilerde sanat dünyasının ayrı ayrı yıldızları da olsalar, o parlayan yıldızları babalarıyla bir türlü barışmadı. Kimi babası yüzünden zor bir çocukluk geçirdi, kimi ise yıllarca küs kaldı. İşte onların öyküsü. Bana bir masal anlat baba. Son birkaç gündür Ferhat Göçer'in kızı Yağmur'la yaşadığı dargınlık ve polemik gündeme damga vurdu. Yağmur Göçer'in babasına yazdığı sosyal medya satırlarıyla başlayan polemik günlerce konuşuldu. Beni
affet kızım. Gözümün önünde büyüdün, göremedim. Uğruna döktüğüm gözyaşlarım, çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğum vicdanın konuşmaya başlayınca ayaklarını bana doğru getirirse af dilemek için sakın gelme. Yağmur Göçer babası tarafından ihmal edildiğini söylemiş, Ferhat Göçer'in Show TV'ye yaptığı açıklamayla bu dargınlık noktalanmıştı. İki evladım var, benim canımdır. Canımdan çok seviyorum onları ve tek varlığımız onlar bizim. Ferhat Göçer ve Yağmur Göçer'in yaşadığı problem aslında diğerlerinin yanında okyanusta bir damla gibi kalıyor. Örneğin arabesk müziğin dev ismi merhum Müslüm Gürses'in babası yüzünden yaşadığı dramı artık herkes biliyor. İtirazım var bu sonsuz. Babasının annesini öldürmesiyle başlayan ve dramatik bir şekilde geçen çocukluğu Müslüm Gürses'in hayatında hep bir yara oldu. Yıllarca babasıyla görüşmeyen Müslüm Gürses zor bir hayat yaşadı. Durun lan! Otur! Bu masada kimse kalkmayacak! Bu masada kimse kalkmayacak! Sen gel! Bırak! Bırak! Al sana çocuğu! Allah'ım yardım et! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yanında. Şarkıcı Işın Karaca da babasıyla yıllarca küs kalan ünlü isimlerdendi. Işın Karaca babasıyla barıştıktan kısa bir süre sonra ne yazık ki Ali Büyük Karaca'yı kaybetti. Babasıyla dargınlık yaşayan isimler arasında sanırız en çok ön plana çıkan isim şarkıcı Emrahoğlu Tayfun. Yıllarca babasıyla problem yaşayan Tayfun, babası Emrah tarafından nasıl ihmal edildiğini her fırsatta anlatmıştı. Yani çok saçma bir baba oğlu ilişkisi yaşadık. Yani bunu baştan anlatmaya gerek yok. Emrah uzun süre kabul etmediği oğlu Tayfun'la hiçbir zaman problemini çözemedi. Hiç ne maddi destek, ne araması, ne sorması, hiçbir şey yok. Olmasın da zaten bu saatten sonra. Ben bu zamana kadar beni annem büyüttü zaten. Hande Ataizi, babası Mehmet Ali Ataizi yıllar önce annesini terk edince ipler kopmuş. Güzel oyuncu 3 yaşındayken yaşanan bu olaydan sonra bir daha babasını hiç görmedi. Baba kızın arasında ne iyi ne de kötü bir anı hiç olmadı. Ataizi tüm sevgisini ise annesine verdi. Sen benim en kıymetlimsin, en güzel vazgeçilmezimsin. Baba hasretini kalbinde yaşayan bir diğer ünlü isim de Aysun Kayacı. Küçük yaşta babası Selahattin Kayacı tarafından terk edilen Aysun Kayacı, yıllar geçse de bu yarayı bir türlü kapatamadı. Unutmaya çalıştım, sesine bile tahammül edemediğim, bana çok kötü şeyler hatırlatan, gerçekten çok kötü şeyler yaşadım ve tarzım değil, hiç kimseye bu yaşadığım kötülükleri anlatmak, ifade etmek mecburiyetinde değil. Annesini ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek babası hakkında o yıllarda suç duyurusunda bulunan Kayacı'nın aile ilişkileri magazin basınını en çok meşgul eden konulardan biri oldu. Bundan sonra keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Keşke babalar ve evlatları bu dargınlıkları, kırgınlıkları hiç yaşamasalardı. Bazı şeylerin değeri kaybettikten sonra anlaşılır. Ancak iş işten çoktan geçmiş olur. Annelerimizin, babalarımızın ve de evlatlarımızın değerini hep bilmemiz dileğiyle. I'm a weirdo. Tick, tick. Demet Akbağ, Suzan Avcı oldu. Geceleri Suzan Avcı oluyormuş. Evet. Ata Demirer,
Zeki Müren. O yüzden sokturunuz efendim kendini. Çiğ köfteler yendi. Taklitler yapıldı. Apatoni mi minay andra. Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin pazar sürprizi sohbetinde kahkahalar havada uçuştu. Aa Ömür merhaba. Öptüm sevdim halelleştim. Öptüm sevdim halelleştim. Vallahi söylemiyorum. Yanıyorum yanıyorum. Az sonra. Çek çek. Acılarım oldu herkes gibi elbet, herkese kısmet olmayan sevinçlerim, unutulmayı da göze aldım evet. Güzeller güzeli, Bergüzar Korel'den çok konuşulacak pozlar. Unutulmayı da göze aldım evet, hayat sana teşekkür. Monte Carlo'daki Prenses Suite'inde kamera karşısına geçen Koreli'nin fotoğraf çekiminin kamera arkasında neler oldu? Acılarım oldu herkes gibi elbet. Az sonra. Herkese kısmet olmayan sevinçleri. Çek 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 çek. Son dakika. Mehmet Ali Erbil'in boğazı neden delindi? Sen bana yalan oldun da aşk nasıl bitti? Yakın dostu Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ünlü şovmen ne durumda? Az sonra. Çek çek. Tek tek. Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Milyonları ekran başına kitleyen çarpışmada herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Zeynep Kadir'i nereden tanıyor? İzliyoruz. Çarpışmada herkes bu sorunun cevabını arıyor. Kadir. Arabaları çarpışan komiser Kadir'le bankacı Zeynep. Birbirlerini nereden tanıyor? Kadir. Kadir. Çarpışmanın düğümünü çözecek gerçek ne? Çarpışan aslında biz değil, kaderlerimizde. İlk bölümüyle ekrana gelen çarpışma milyonları ekran başına kilitledi. Ana karakterimiz komiser Kadir. Gözü pek bir komiser. Aynı zamanda bir Sarıyer amigosu Kadir komiser. Bir kazayla hayatının kesiştiği Zeynep Tunç aldatılan bir kadın. Bu akşam da gelmiyorsan biraz zor girersin bu eve. Ne oldu, bıktım diyordun, boşayacağım diyordun. İşte Kadir komiserin eşini ve kızını maça götürdükten sonra yaşanan o patlama sahnesi. Birader.
eşini ve kızını kaybeden Kadir Komiser artık çok yaralı bir adam. Sen bağıran bir babasın demişti. Şimdi sen bana bir ses versen, ben bir ömür susarım kızım. Zeynep ise eşi Galip'le sorunlarını bir türlü aşamıyor. Boşanma işlemlerini başlattım. Bitti. Boşanıyoruz. Buraya kadar. Ne kadar? Çok. Galip ne kadar? Çok Zeynep. 900 bin lira. Ne? Ne ne? Duydun işte. 900 bin lira. Allah seni kahretsin. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Sen manyak mısın ya? Sen hani bana bak, sen söz vermedin mi? Oynamayacağım dedin. Tövbe ettin. Yemin ettin. Ailen için dedin. Zeynep'in eşi Galip'in kötü patronu Veli Bey alacaklarını tahsil etmek için evi basıyor ve Zeynep'i çarpışmaya sürükleyen ilk adımı atıyor. Kimsiniz? Galip'in arkadaşıyım. Etle tırnak gibi diyeyim, sen anla. Hayırdır? Nereye? Anne ne oluyor? Yok anneciğim. Anne bırakma beni. Tamam anne. Tamam. Sakın yaklaşma. Sakın dokunma. Anne, hayır. Anne, bırak. Hayır dedim, dokunma. Dokunma. Baba. Ali. Ya Ali. Durmaz dedim Ali. Hayır. Dokunma. Kızını kurtarmak için çalıştığı bankayı soyuyor Zeynep. Ve işte Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre'nin çarpışarak hayatlarının kesiştiği o sahne. Çekil şuradan. Şimdi olmaz. Çekil şimdi. Teslim olamam, kızını kaybedemem. Çekil şuradan. Gel dayı, gel gel. Gel dayı, gel. Evet, görev başında ölmeye bir adım kaldı. Kurtuluş yok dayı. Sana da bana da kurtuluş yok. Çekil. Sana da bana da kurtuluş yok. Çarpışma sahnesinin sonunda dizinin final cümlesi herkesi şoke ediyor. Zeynep Kadir'i arabada görüyor ve tanıyor. Kadir. Kadir. Peki Zeynep'le Kadir birbirini nereden tanıyor? Dizinin ilk tanıtımındaki şu cümle aslında bu çarpışmadaki dört kişinin de birbirlerinin hayatlarına bir yerlerden dokunduğunu işaret ediyor. Çarpışan aslında biz değil, kaderlerimizde. Çek 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 çek. Gelecek hafta vizyona girecek Hedefim Sensin filminin süper üçlüsü Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vustatere sadece pazar sürprizi için bir araya geldi. İşte üçlü ismin kahkaha dolu sohbeti. Acelem yok, hedefim sensin. Bir gelsen aşktan kafayı yersin. Hedefiniz gülmekse... Aa Ömür merhaba. Hedefiniz sınırsız kahkahaysa... Enteresan. Enteresan ya. Enteresan, iyi gülüyor. Pazar sürprizine özel Demet Akbağ, Ata Demirer ve Gonca Vustatere sohbetine kulak verin. Abi bu ya yani hayvan ve eşek de oynar. Oynar oynar. Bir isim bulacağım ama. Oyna, salla. Filmin
Klibin adı Hedefim Sensin. Bir Ata Demirer Demet Akbağ klasiği daha giriyor 30 Kasım'da vizyona. Bu kez yanlarında Gonca Vuslateri ve İlker Aksum da var. Nadir Usta mı bu? Efendim, ismim Zekeriya Taş'tan. Zekeriya Usta. Çiğ börek yapıyor mu? Yaparız. Ben yapmıyorum. Karın falan yok mu sevdiğin kimse? Karım kaçtı. Neye kaçtı? Çiğ köfteciyi bıraktım, midyeciye kaçtı. O zaman bu süper üçlünün haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu ile yaptığı keyifli pazar sohbeti başlasın. Dikkat! Bu üçlü sadece ama sadece pazar sürprizi için bir araya geldi. Bu hafta konuklarım Hedefim Sensin'in başrol oyuncuları sevgili Ata Demirer, Gonca Vuslateri ve Demet Akbağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hedefim kim bugün? Hedefimiz sizsiniz. Sizin programınız. Onun için geldik. Bu röportajda hedefimiz sizsiniz efendim. Hedefim Sensin yeni bir Ata Demirer komedisi. Nasıl bir film bekliyor bu sefer bizi? Komik bir macera filmi bekliyor sizi. Eğlenceli. Bu sefer daha baharatlı, daha güney tatlarıyla başlayan, sonra kuzeye giden eğlenceli bir film bekliyor. Bak kimselere söylesen öldürürüm vallahi seni. Allah aşkına bu hani hareketleri yapma bana abla. Bu nasıl bir şeydir, sürekli değişiyor ruh halin. Gündüzleri köylü bacı, geceleri Suzan avcı. Pervaneler gibi ateşlerde döne döne yancın. Zaten o ateş yüzünden gelmedin mi o bahçeye? Klarnet virtüözü Hüseyin'le hayranlık uyandıran Demirer bu kez çiğ köfteci Zekeriya olarak karşımızda. Bu sefer bir çiğ köfte ustası var karşımızda. Evet. Benim karakterim Zekeriya Taş'tan bir sokaklarda çiğ köfte satarak geçimini sağlayan bir gariban, yalnız bir adam. Çok konuşan bir tip. Yanlış yerde, yanlış zamanda konuştuğu için başına bir bela geliyor. Selamı kavlen. Selamı kavlen, evet. Ondan sonra daha şeker belalarla karşılaşıyor. Çiğ köfteler. Efendim, ismim Zekeriya, soyadım Taş'tan. Çiğ köfteyi yaratmışım yeri baştan. Benim mi abla? Zor rollerin kadını Demet Akbağ bu kez nasıl bir karakter yarattı dersiniz? Her zaman farklı rollerde görüyoruz Demet Hanım sizi yine böyle ama bu sefer biraz... Daha bu sefer artık gecesi gündüzüne bir değil yani, öyle söyleyeyim. Gündüz başka, gece başka bu sefer. Filmin içinde değişiyor yani farklı roller. Artık yetmedi bana bu, biraz daha çeşitlendireyim dedim. Geceleri Suzan Avcı oluyormuş galiba. Evet, evet. Evet, canım Suzan Avcı'ya da böyle bir gönderme oldu böylece. Bu küçükler bilmez, ben onun bütün siyah beyaz zamanlarına yetiştim filmlerine. Bu süper ikiliye sanatsever bir adalı güzel Gonca Vuslateri ekleniyor. Benim için çok enteresan bir karakter oldu. Daha önce hiç oynamadığım bir şey. Böyle hem komik, böyle çıtı pıtı tatlı hem de romantik tarafı olan Zekeriya Usta'yla tanıştıktan sonra filmde aslında kızın hikayesine, Leyla'nın hikayesine dahil oluyoruz seyirci olarak. Ama çok keyifliydi yani. Zaten adada geçirdiğimiz haftalar o kadar keyifli bir çekim süreciydi ki. Gelelim Gökçeada maceralarına. Filmin çekildiği doğa harikası adadan ilk akla gelen şey arılar. Ben hala çok özlediğim için orayı her yerde devamlı söylüyorum. Arıları da özlüyorsunuz mu arıları? Arıları da özlüyoruz. Herkes sokuldu. Bak sokulmayan kimse yok sette. Herkes, sen sokulmadın evet, mı? Evet, beni sevmediler herhalde. Ata Demirer arılarla maceralarını o eşsiz sohbeti ve taklitleriyle anlatıyor. Arılara biz kaşındık. Evet, dağda bayırdı. İnsanın olmadığı yerde set olarak gidiyoruz. Onlar da ünlüler gelmiş falan diye geliyor. Yani kahvaltılıklar, etler, balıklar götürüyoruz haliyle. Ekip yemek yiyecek, hayvanlar da delirdi. Şöyle bir yaptım zaten, sarı arı çok sinirli. Yapıştırıyor. Bak bu arada bal arısı sokması falan hiçbir şey değilmiş. Hepimizi sarı arı soktu. Hala benim böyle kaşınıyor tatlı tatlı. Bu kış ben sinir yırttım. Birkaç kere. Hasta olmayacağım, romatizma evet, olmayacak falan. Evet evet, öyle faydalı. O yüzden sokturunuz efendim kendini. Ben sabahları muhakkak arıya soktururum kendimi. Bağışıklık sistemimizin. Cildimin güzelliği. Demet Akbağ hayran kalmış Gökçeada'ya. Öyle bir coğrafyadasınız ki oradan bir şey paylaşmamaya imkan yok. Yani. Tabii çok güzel. Hani ben bile dile geldim bir sürü yerde. Dur bakayım dedim Gonca, çek beni şu ağacın önünde. Dur Ata, beni çeksenize şurada, ben de bir şey koyacağım Instagram'a diye. Ben de bile heveslendim şey yani. Fragmandaki kitesurf sahnesi merak uyandırıyor. Kitesurf sahnesine gelmek istiyorum. Hı-hı. Çok eğlenceli gözüküyor. Evet. Kaç tekrar oldu? Başınıza neler geldi o sahne? Kitesurf sahnesinde tabii dublörlü o sahne. Hı-hı. Tamam, bir bana ait değil. Dublörün bir 8-10 take'i var biliyorum. Ama ben
her seferinde çekildi. Yani her tekrarda çok güldüm. Yani sanıyorum seyrettikçe de yani yıllar içinde de o filme denk gelip o sahnede gülerim. Yani. Ben de. Nadir Usta mıydı bu? Efendim ismim Zekeriya Taş'tan. Ata Demirer'in kamera arkasındaki İtalyanca şovuna geliyorsunuz. İtalyanca da var galiba bu arada. Yok canım öyle çatapata. Konuşuyorsunuz. Çatapata. Dai diamo. Masaya koyalım. Bene. Ata çatapata der. Ata her dili böyle sıkıntıdan oturur bir ara İspanyolca öğrenir. Bu haftan boş hani İspanyolcaya gireyim yok ben canım, diye. Ama öyle bir... Alışır gider. Bir nevi Yunanca'ya bayağı. Rumca artık... konuşuyor. Tabii. Bildiği kadarıyla konuşuyor. Zannedersin ki... Zannedersin ki. İtalyanca da iyi ama Yunanca epey ilerlemiş. Alsak ya biraz. Yunanca. Dina. Dina. Bu ara başladı dersler. Ne? Hafiften. Lego. Yaza sen başlarsın. A patron mi mi ya andra. Yunanlarla çok vakit geçirmekten ezberlemiş Ata Demirer komşularımızı. So, sen dersin ki, sorry, excuse me, can I ask a question? Yes, therefore. Where is the macro limano? Macro limano? Niye? Yes, macro limano. Çünkü mikro limani demen lazım. Macro. Mikro limani ne? Mikro limani. Evet, böyle bir şey yani. Beğenmiyor değil mi sen de beni? Macro limano, mikro limani. Filmde bir çiğ köfteciyi canlandıran Ata Demirer, rol gereği değil, gerçekten bir çiğ köfte uzmanı. Baksanıza verdiği tiyolara. Peki nedir çiğ köfte yapmanın püf noktaları? İyi malzeme. Bütün yemeklerde aynısıdır. İyi malzeme. Her zaman. İyi bir zeytinyağı. Distile. 0405. İnce bulgur. Güzel bir ince bulgur. Siniri çekilmiş dana kıyması. Çok iyi bir acı biber. İyi bir ev salçası. Anne yapımı ev salçası. Çok iyi acı. Ve her şeyden önce yavrum. Hadi. İyi bir el. Sabırlı bir el. O zaman sohbeti tatlandıralım. Buyurun bu kadar andık. O zaman. Afiş fotoğrafı. Evet hanım buyurun. Yalnız ben hala o afişteki butaforlar zannetmem bunu hiç. Alıp da elime. Atanın elinden yiyeceğim. Evet ikram et bakayım Zekeriya Usta. Bugün bize bütün gün... Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yalnız hazır salça kullanmışlar. Çiğ köfteler afiyetle yeniyor. Haydi bakalım şimdi geliyor. Hoppa. Kim yaptı bunu? Kendi ellerimle yaptım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizin kadar olmasa da. Ömürcüğüm ya. Emre Hanım peki salça teşhisim doğru mu? Doğrudur. Ata Demirer sadece senarist ve oyuncu olarak değil, set aşçısı olarak da hizmet vermiş Hedefim Sensin'e. En iyi yaptığı yemek hangisidir Ata Bey? Aa şey, çiğ balık. Çiğ balığın şöyle bir güzelliği var, çok hızlı oluyor, alışkanlık yapıyor. Yani mesela gündüz sette Tarık abi şey diyordu, bizde onun böyle şey tavrı vardır böyle yüksek. Dünyanın en güzel balığı. Söyleyin Ata'ya balık aldırsın, akşama çiğ balık istiyorum falan. Ata Demirer sohbete eşsiz taklit yeteneğiyle renk katıyor. Ben hemen çabuk balıkhanede misin? Bir dur sahneyi bekletin. Balıkhanem ne balığı var? Eşkina al. Soydu eşkinaları kılçıklarını çıkart ben geliyorum akşam. Gerçekten. Her akşam set bitiminde ben mutfağa giriyordum restoran mutfağına. Hanımlar yardım ediyor muydu? Onlar varlıklarıyla neşe katıyorlar zaten hep. Ama tek başıma girdiğimde oldu. Tabii. Gerek teaser'daki bahçe duvarı, gerekse fragmandaki Hedefim Sensin şarkıları filme renk katıyor. Şeye bayıldım ama fragmandaki şarkı gerçekten. Hangisi acaba? Hedefim Sensin mi? Evet. Evet. Çok var şarkı. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Ben onu çok seviyorum. Bahçe duvarını da çok seviyorum. Bir kuple rica ediyoruz. Söylemem diye nazlansalar da şovlarını yapıyorlar. Bahçe duvarını açtım. Ya. Bahçe duvarını açtım. Vallahi söyleyeyim ben. Elbesik güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim. Öptüm sevdim halelleştim. Vallahi söyleyeyim bu yerde. Sette en çok gülünen sahneleri soruyoruz. Gonca Vuslateri'nin Ata Demirer'e yüzme öğretmesi gerekiyor sahne gereği.
Evet, o sahnede çok güldük. Ata'ya yüzme öğrettiğim sahne var yani. Ata'yı suda kucağıma alıp yüzme öğrettiğim bir sahne var. Yani bu başlı başına bir komik. Bir sağdan vuracağım. Bir de Ata'ya yani Ata o kadar iyi biliyor ki bütün koyları, denizi, o kıyıda ne var, nerede ne tarihi, kayalıklar var, o var, bu var. Bana bir şey olacak diye bir de o Ata'nın anksiyetesiyle uğraşmak beni yani gebertti bilmekten. Büyük eğlendi. Ata Demirer bir yönetmen taklidine başlıyor bu kez. Bu civciv atlamasın, kafasını vurabilir. Ani hareket yapmaz ama enteresan yani. Tutamıyorsun oyuncuyu abi, oyuncuyu tutamıyorsun ya. Evet, ya anlamayacak nereden nereye geçiyor. Karakter nereden çıktı şu an burada? Evet, herhalde böyle. Oyuncuyu tutamıyorsun. Yönetmen bu. Enteresan bir şey oyuncu. Şey işte Selvi Boy'un yani. Süper'in filminde Kadir'i tutamıyor. Ne? Kadir'i tutamıyor mu ya? Selvi Boy'un Süper'im. Ya böyle, öyle bir yönetmenmiş bu değil mi? Hep hikayeler var. Bir gün yine Sadık'la şey yönetmenim çekiyoruz. Yönetmenim ise böyle olsa bari hiç alakası yok. Elazığ'da laptop serisi çok seyredilmişti. Abi bu ya yani hayvan ve eşek de oynuyor. Ben buna bir isim bulacağım ama. Enteresan. Yani dur ben buna bir isim böyle tabii bulacağım. Çiçeğe falan akşamları Beyoğlu'na takılan eski şey bu yönetmen falan bir şey. Dur bakalım bunu geliştirelim. Aa Ömür merhaba. Sohbetin finalinde senarist Ata Demirer'e kendine torpil yapıp yapmadığını soruyoruz. Senarist olarak filmde kendinize yaptığınız en büyük torpil neydi? Ben genelde kazık atarım kendime, torpil yapmam. Evet. En büyük torpil iyi oyuncularla çalışmak için ısrar edişim olabilir. Kazık? Yani öyle anormal saçma sapan kendim 60 kiloymuşum gibi aksiyonlar yazarım. Koşturma, zıplama, hoplama, bayağı düşme falan gibi. Bayağı aksiyon sahneleri var yani. Bunu nasıl kıydı kendine yazdı dersin yani. Çaplini soruyorlar şekerim, çaplini. Bu keyifli sohbet için Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'ye çok teşekkür ediyoruz. Hedefim Sensin'in gişesi bol olsun. Oyna! Hande Yener'le Demet Akalın arasındaki buzlar eriyor mu? Yani karşılaşmayınca daha sert oluyor. Pop dünyasının ezeli polemiği bitiyor mu? Karşılıklı tartışmalar bitti. Herkes birbirine mahkeme açma modası. Az sonra. Acılarım oldu herkes gibi elbet, herkese kısmet olmayan sevinçlerim, unutulmayı da göze aldım evet. Güzeller güzeli, Bergüzar Korel'den çok konuşulacak pozlar. Unutulmayı da göze aldım evet, hayat sana teşekkür. Monte Carlo'daki Prenses Suite'inde kamera karşısına geçen Koreli'nin fotoğraf çekiminin kamera arkasında neler oldu? Acılarım oldu herkes gibi elbet. Az sonra. Herkese kısmet olmayan sevinçlerim. Çek çek. Son dakika. Mehmet Ali Erbil'in boğazı neden delindi? Sen bana yalan oldun da aşk nasıl bitti? Yakın dostu Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ünlü şovmen ne durumda? Az sonra. Çek çek. Sıla yaşadığı üzücü olaydan sonra ilk kez dün akşam Antalya'da sahneye çıktı. Şimdi o konsere gidiyoruz. Son dakika. Sıla şiddet olayından sonra ilk kez sahnede. Türkiye'yi sarsan olay sonrası ilk kez Antalya'da sahneye çıkan Sıla neler yaşadı?
Geçtiğimiz ay Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla, olay sonrası ilk konserini geçtiğimiz akşam Antalya'da verdi. Yaşadığı zor günleri biraz olsun atlattığı gözlenen Sıla'nın sahnedeki keyifli hali dikkatten kaçmadı. Sıla şarkılarıyla Antalyalıları müziğe doyurdu. Öte yandan Sıla Antalya Havalimanı'nda Haluk Levent'le karşılaştı ve iki ünlü sanatçı bu pozu verdi. Tek tek. Son dakika. Mehmet Ali Erbil'in boğazı neden delindi? Sen bana yalan oldun da aşk nasıl bitti? Yakın dostu Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ünlü şovmen ne durumda? Az sonra. Tek tek. Demet Akalın'ın kızı Hira ile Jessica May'in buluşmasında neler yaşandı? Hande Yener ile Demet Akalın arasındaki buzlar eriyor mu? Bergüzar Korel'in ilk kez duyacağınız özelliği ne? Şimdi sırada magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber turumuz var. Sürpriz buluşmaları. Şen şakrak şarkıları. Ve daha neler neler. İşte ünlüler dünyasından son haberler. Bilansmanda Çağlaşık ile rastlıyoruz. Kırmızılar içinde oldukça şık. Yıllar geçse de değişmeyen Çağlaşık elin durumu ne olacak? Evet biliyorum. Yani ne olacak biliyor musun? Şöyle şöyle olacak, kabul edeceğiz. Yani ben artık kendimi böyle kabul ettim. Çünkü bu çok değişen bir şey değil. Tabii ki ben şu anda yani 40 yaşına gireceğim Ocak ayında. 50 yaşında yani ne olacağımı bilmiyorum. O yüzden o zaman için bir şey söyleyemem ama şu anda kaç yaşına geleceksiniz? 40. Ocak'ta. Evet, Ocak 2'de. Şimdiden mutlu yıllar dileyelim. Tatlı çocukları ne hediye alacaklar ona acaba? Yani açıkçası çocuklarım bana ne alırsa mutlu olurum. Yani onlar bana bir not bile yazsa, bir şiir bile yazsa, hani ecüş bücüş bir resim bile yapsa, yani hayattaki hiçbir, eğer bahsediyorsan ki maddi değeri yüksek bir şey, hiçbir şey ifade etmiyor artık o tarz şeyler. Önemli olan çocuklarım beni düşünüp bana özel bir şey hazırlamaları da bu biraz baba destekli oluyor baba. Hadi annenin doğum günü yaklaşıyor, bir şeyler yapın annenize. Ben de onun doğum günü için aynı şey yapıyorum. Brezilyalı yıldız Jessica May ile birlikteyiz bir alışveriş merkezinde. Yeni gelinin finali sonrası oldukça üzgün. Biz çok üzüldük tabii çünkü ilk sene az zaman değil. Artık aile olduk. Herkes sürekli birlikte yaşarken bir bağ kuruyorsun. Şu an biraz daha kendimize, ben kendime gelemedim açıkçası. Çok yeni oldu çünkü bir hafta oldu Adana'dan geldiğimde. Jessica May bu röportajdan birkaç saat sonra Demet Akalın'ın kızı Hira ile buluşacak. Hira tam bir Jessica hayranı. O da heyecanlı buluşma öncesi. Ben çok heyecanlıyım çünkü Hira beni çok uzun zamandır bekliyoruz birbirimize buluşmaya. Demet Han devamlı Instagram'da paylaşıyor yeni gelin. Evet, çok güzel oldu işte bu iletişim çünkü sırf yazmadan işte bir yakın olduk işte birbirimize tanıştık. Hira'dan dolayı tabii. Ve şimdi ilk defa yüz yüze karşılayacağız. Aşkım. Ben çok heyecanlıyım. Ay ağlayacak o sevinçten şimdi. Bakın.
Jessica May de Demet Akalın ve Hira'yı çok seviyor. Onlar çok tatlı davet ettiler beni. Çok böyle şeker insanlar gerçekten. Yani Demet ve Hira ikisi bana video atıyorlar. Çok inanılmaz tatlı insanlar. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynadın? Hira bak seni çağırdılar ya, kızına oynayacakmışsın biliyor musun Bella Hanım? Gitmedin, kızını düşünebiliyor musun? Leyla Bilginer'le karşılaşıyoruz. Türkiye'ye dönmüş. Hayatını karartan o sinek ısırığından açıyoruz konuyu. Ne ara nasıl soktu onu bilmiyorum o sivrisinek. Sağ olsun ama o kadar da çok böyle bir antipatim oluşmadı. Hala sivrilerle yaşıyorum. Bütün yazı öyle geçirdim ama ağır bir virüs, ağır bir zehir. Bağışıklık sistemim işte benim 4 yıldır hayatımdaki sağ olsun o mucize meyvem sayesinde bağışıklığımın çok güçlü olmasından dolayı yırttım işi. Yoksa genelde götürüyor. Leyla Bilginer sağlığına kavuştu ancak operasyonlar bitmedi. Bu sineğin vermiş olduğu sonrası bütün organlarda bir deformasyon söz konusu oldu. Karaciğer, akciğer, işte dalak malak oralarda. Ama ben onları, evet o sakatatların hepsini bir temizleteceğim. Yavru vatan Kıbrıs'ta Hande Yener'le birlikteyiz. Demet Akalın'ın adını açtığı davayı geri çektiği ve uzlaşmak için karar aldığını hatırlatıyoruz. Neler söyleyecek? Uzlaşma. Evet bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı yani ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok zaten hani mahkemeleri böyle konularla meşgul etmeye. Şimdi tabii karşılıklı tartışmalar bitti. Herkes birbirine mahkeme açma modası oluştu ya bir son bir yıldır. Yani en azından tatlı tatlı didişmek bence daha iyi. Hiç gerek yok böyle konuyu buralara getirmeye diye düşünüyorum. Peki bir barışma olur mu aralarında? Yani olabilir tabii. İnsan birbirini görünce değişiyor biliyorsun karşılaşınca. Yani karşılaşmayınca daha sert oluyor rüzgarlar. Ama karşılaşınca insanı görünce bir tık yumuşuyor. Bilmiyorum belki olabilir. Sohbet bitiyor ve sahne zamanı. Şarkıcı Tan'ın konserindeyiz. Tan muhteşem bir koreografi sunduğu konserde birçok ünlü sanatçıyla düet yaptı. Özellikle Demet Akalın'la yaptığı düet büyük alkış aldı. Yıllarca senin için uzun derlerdim. Çok iyi Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı Bana Bir Soygun Yaz 2'nin kamera arkası çekimleri görücüye çıktı. Filmin kamera arkası tam bir kahkaha tufanı. Hani baktığın zaman hafiftir ama değeri çok yüksektir. Onu kafana sok, yani nasıl bir ticaret yaptığını. Oğlum ışığı aç. İnsan etinin tadına vardıktan sonra bunun üzerine araştırma yaptılar. Williams, Wesley, Haslin... Nasip annemin gözünde adaylık için tek aday olacak. Adaylık. Müdürlük için tek aday olacak. Duydum ki terk ediyormuşsunuz beni. Başka bir yer, başka bir gezegen ara. Valla dalırırım baka. Nere? Buraya kadar. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, İsmail YK ile buluştu. Mesut Özil ve İsmail YK şarkıyı Amine Gülşe'ye armağan etti. Bilindiği üzere Mesut Özil önümüzdeki haftalarda Amine Gülşe ile dünya evine girecek. Seni unutmak kolay mı? Beni bağırtmak kolay mı? Söylemezsin. Ezgi Mola'nın YouTube kanalının konuğu Bergüzar Korel'di. Korel, 90'lar Türkçe popuna hayran olduğunu dile getirirken son filminin setinde yaşadığı bir anıyı anlattı.
yukarı bir çıktım. Bangır bangır 90'lar çalıyor. Ya şaka yapıyorsun. Motivasyon olsun diye. Aynen motivasyon olsun diye afiş çekiminde Engin geliyor klasik müzikler, cazlar, ben çıkıyorum. Türkçe 90. 90'lar kızı olmayı dibine kadar yaşamış Bergüzar Koren. Bum 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 bum. Evet Seden. Seden beyaz şapkaları takıp o programa katılmakta. Bu şarkı ben hazırlıktayken çıktı. Ve sene sonu gösterisi yapılacak kendi aramızda. Ben Yonca Evcimik olacağım. İnanamıyorum. Annemin de ta eskiden kalma aynı bu elbiseye benzer bir elbise var. Tabii ki ondan önce abone zamanında ben o kolyelerden aldım. O step mayolarından aldım ya. Falan. Hani evde kendi kendime klipler çekiyorum. Kaydediyorum onları falan. Ve o dönemde Levent'te bilmiyorum ismini söyleyebiliyor muyum? Bir tane bir yer vardı. Anladım. Mekanı hani, size bahsettiler. Gündüz bize verdiler. Anladım. Ben beyaz bandım. Aynen bu şekilde. O klipteki yoruncu. Ay inanamıyorum. Beyazdan, evsek, bu şarkıyı playback yapmak kendimi dünyanın en güzel. Ya. Kızı sanıyorum o sırada. İzel olmuşluğum da var. Ya şaka yapıyorsun. Tabii ki onda da bandanam. Ruj sürüp böyle. Ay İsmail çok Paşa iyi ya. Pantolon giymek büyük bir olaydı o zaman. Tabii ki aynen öyle. Belki de ilk kez duyacağınız bir itirafta sıra. Bergüzar Korel darbuka dersleri alıp darbuka çalmayı öğrenmiş. Bunu ilk kez söylüyorum. Doğum günümde ne istediğimi ve ne geldiğini sen çok iyi biliyorsun. Darbuka. Evet bilmez miyim? Evet. Darbuka ve klarnet vardı. Klarnet bana gelmedi. Ha öyle mi? Darbuka geldi. Ha. Ben bayılıyorum. Ali davul dersi alıyor bayağı. Ay biliyorum ve çok iyi çalıyor. Evet yetenekli. Ya bayağı. Çok yetenekli ben ona çok şaşırdım. Çok seviyor ondan sonra ve davul hocası işte darbuka gördü. Ben canım bu nedir falan dedim ben çok seviyorum. Bayağı böyle bir çocuk dersten çıkıp bana tıkır tıkır tıkır. Arkadaşlar çıkıyor. Bu arada yanlış anlamayın. Bergüzar çalmak için darbuka. Evet. Hani çağırdı ve ders alıyor. Şehrazat rolüyle tanındı. O rolün yarattığı etkiyi hala yaşıyormuş. Mesela hep beni gerçek hayatta gördüklerinde o zaman da sen küçük kızmışsın. Evet. Sen ne kadar güler yüzlüymüşsün. Sen ne kadar küçükmüşsün falan diyorlar mesela. Ve bir şarkı. Benim Bergüzar Korel o billur sesiyle söylüyor. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala. Öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi. Durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenler Günü için düzenlediği etkinlikte şehit öğretmen Aybüke Yalçın anıldı ve gözyaşları sel oldu. Etkinlikte Buray sahneye çıktı ve şarkılarıyla öğretmenlere keyifli bir gün yaşattı. Altay skeçler ve stand-up'tan oluşan gösterisini seyirciyle buluşturdu. İşte sahne öncesi yazım aşaması ve sahne sonrası durumu, işte kostümlerimiz, ne bileyim sanat hazırlıklarımız falan 3-4 aylık, 5 aylık bir çalışmanın ürünü oldu yani. Gösteride Çetin Altay'ın oynadığı filmlerden de kesitler yer alıyor. İşte böyle tam skeç de değil, arada anlatımlarım var tek kişilik, yani performans gibi. Onların hepsini birbirine bağlıyoruz. Sonra arkadaşlarım eşlik ediyor. Onları bir oyun haline, skeç haline getirip oynuyoruz. Sonunda müzik var. Ortalarında da var filan. Böyle çok değişik tatlı. Aslında hepsinden biraz olan bir şey yani. Programımıza magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber turumuza devam ediyoruz. Magazin dünyasında renkli bir tura çıkıyoruz. Bakın bu hafta ünlüler dünyasında neler olmuş. Amerikalı şarkıcı Randall Dunn'ın yeni çalışması A True Home'un klibinde güzel oyuncu Melissa Shen Olsen oynadı. Shen Olsen'un performansı büyük beğeni kazandı.
hafta vizyona giren Deliler Fatih'in Fermanı filmi Almanya'da sansüre uğradı. Film aşırı Türk milliyetçiliği içerdiği gerekçesiyle artı 18 yaş sınırlaması ve gece yarısı tek seans gösterim sınırlamasına uğradı. Meydanda kalırsam yazılsın taşa. Perolar. Birbiri ardına yayınladığı şarkılarla ilgi gören Bilal Sonses, hedefinin müzik dünyasında kalıcı olmak olduğunu dile getirdi. Açıkçası pek fazla beklemiyordum ilk başlarda ama sonrasında konserlerde gördükten sonra çok da şaşırmadık. Şu anda aylık yaklaşık 30 milyon bir seyirci bandımız var. Gayet memnunuz gidişattan da. Elimizden geldiği kadar çok daha üstüne katarak gitmek istiyoruz. Çünkü coverla değil de kendi şarkılarımla bir yere geldim. Bu da ayrı bir mutluluk verici tabii ki benim için. Gönlüme dermanım, gönlüme fermanım, gel canım cananım, gel ayrılık zor olur, yüreğim köz olur, dur gitme ne olur. Fıtık bile Melek Baykal'a engel olamadı. Usta oyuncu rahatsızlığına rağmen Ahu Dudu adlı tiyatro oyununun basın toplantısında yer aldı. Bir sürü şeyler atlattık. Hiç istemememe rağmen ilk aklıma gelen eyvah oyunlar vardı ne yapacağım oldu. Ama bu bel işte beklemiyor yani patlattık fıtığı. İki ameliyat 4 gün arayla. Ama şimdi iyiyim her yerde onu söylüyorum tiyatro iyileştirir diye. Tiyatro iyileştiriyor gerçekten. İnanın çok seviyorum. Evet. O seni çok seviyor. Senin varlığı onu çok mutlu. Suzan Kardeş, Show TV'nin medya sponsoru olduğu İstanbul Komedi Festivali'nin finalini muhteşem bir şovla gerçekleştirdi. Şu gelen yar olaydı, elimde dar olaydı. Dikiriz bin gömleğinde, yemesi dar olaydı. Finalde Suzan Kardeş, dansçıların ardından sahneye çıkarak mini etek ve uzun çizmeleriyle izleyenleri şaşırtarak Beyoncé pozu verdi. Hocam daha ne kadar durdum? Olmuyor hocam. Arkadaşlar çok isterdim ömrümde hep olsunlar ama param bu kadarına yetiyor bir şarkı. 20 yıllık müzik kariyerinde yeni bir adım atan Barış Durmaz, O Bendim şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Bu sene 6 Patlar isimli 6 şarkılık bir albüm çıkarttık. 6'sı da patlayacağını düşünüyoruz. Gayet güzel şarkılar. Geçen sene de slow yapmıştık. Bunu beğendiğimiz için ilk başta bunu yapalım dedik. Hikayesi de var gayet güzel. Kıraç, Derya Alabora ve Serhat Kılıç gibi isimlerin rol aldığı Gece Sempozyumu tiyatro oyunu yeni sezon premierini yaptı. Marcel, Marcel çekil bayrağı kesemediğine bakalım. Oğlum çekil, çekil. İçki dokundu herhalde. Sonra bunun gövdesini ortadan ikiye koydum. Yıllar önce Neredesin şarkısıyla pop dünyasına giriş yapan Ayşen, Bunlar Var Ya isimli çalışmasıyla uzun bir aradan sonra müziğe geri döndü. Çok heyecanlıyım aslında. Hani yıllar sonra tekrardan bir şarkıyla tekrar müzik piyasasına girmekten dolayı ben de çok mutluyum. Çok istek vardı. Bunlar Var Ya şarkının adı. Çok eğlenceli, çok keyifli, biraz atarlı. Ama biraz sert olmasına rağmen sözleri eğlenceli. Bunlar var ya bunlar, bunların hepsi öyle. Bitmiyorlar ki hep başa çık canan gibi dile söyle. Bunlar var ya bunlar, bunların hepsi böyle. Murat Kurşun'un sahne aldığı düğünde Oktay Kaynarca, Mahsun Kırmızıgül ve Yavuz Bingöl gibi isimler de mikrofonu eline alıp şarkılar söyledi. Her akşam ayrı hüzün. Sarı yana, sarı yana, sarı yana.
Betül Demir Beyoğlu'nda verdiği konserde dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Oyuncu Derya Şener'i rastlıyoruz bir alışveriş merkezinde. Yeni dünyaya getirdiği oğluyla gezintiye çıkmış. Öyle mi, uyandı mı? Kuzunda gidiyor. Ay canım oğlum benim ya. Gerçekten Toprakcan. İyi ki dünyaya geldi. Kısmetiyle, bereketiyle ailemize mutluluk getirdim. Maşallah çok tatlı bir bebek. Bu arada yeni bir yemek programına başlayacakmış Derya Şen. Çok detaylarına inmek istemiyorum ama çok keyifli. Evet. Çok hani farklı farklı konulara değineceğiz bu programda. Ve bu programda sürpriz Toprakcan Akbacak'ta olacak bizimle. Ruhi Sarı ve Ferdi Kurtuldu, Uşak Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği Godoy'u Beklerken oyunu için Uşak'ta buluştu. Tiyatro yürek işidir. Yürekli insan işidir. Burada çok yürekli insan var, onları gördüm. Gerçekten şimdi Mehmet kardeşime, öncelikle bu oyunu yöneten arkadaşıma tebrik ediyorum. Gayet enerjik, gayet tempolu. Tabii buna ön ayak olan mı diyeyim artık, ne diyeyim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladı burada. Nükhet Duru, Alaturka konseptiyle yeni sahne şovunda seyircileri coşturdu. Nükhet Duru şarkıları kadar danslarıyla da ilgi gördü. Emre Altı Anadolu yakasındaki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Bir dönem Aleyna Tilki ile arasında yaşanan tartışma sonrası Fulin, genç radyocu Emirhan Erzurumlu'nun konuğu olduğu programda bir daha bu tarz polemiklerle gündeme gelmek istemediğini dile getirdi. Yani önce de hiç bu tarz polemiklere ben hiç bulaşmasaydım, girmeseydim, bana da zaten kişiliğime de ve yaptığım müzikal anlamdaki başarıya da yakışmayan bir durumdu bence. Bu yüzden şu saatten sonra da kim ne derse desin. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ablası Yeşim Erbil'den geldi ilk açıklama. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin akciğer ve böbreklerinde hasarlar olduğunu ama onu zorlayanın akciğer olduğunu söyledi. Öte yandan yakın dostu Çiğdem Tunç yaptığı açıklamada 37 gündür uyutulan Erbil'in hava alması için boğazının delindiğini söyledi. Çiğdem Tunç, Erbil'in akciğerlerinin ve böbreklerinin kötü durumda olduğunu ve ünlü şovmenin 30 kilo verdiğini dile getirdi. Çek çek. Acılarım oldu herkes gibi elbet, herkese kısmet olmayan sevinçlerim, unutulmayı da göze aldım evet. Güzeller güzeli, Bergüzar Korel'den çok konuşulacak pozlar. Unutulmayı da göze aldım evet, hayat sana teşekkür. Monte Carlo'daki Prenses Suite'inde kamera karşısına geçen Koreli'nin fotoğraf çekiminin kamera arkasında neler oldu? Acılarım oldu herkes gibi elbet. Az sonra. Herkese kısmet olmayan sevinçlerim. Çek 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 çek. Çek.
Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Güzel oyuncu Bergüzel Korel bir derginin kapak çekimi için objektif karşısına geçti ve birbirinden özel pozlar verdi. Acılarım oldu herkes gibi elbet, herkese kısmet olmayan sevinçlerim, unutulmayı da göze aldım evet. Güzeller güzeli, Bergüzar Korel'den çok konuşulacak pozlar. Unutulmayı da göze aldım evet, hayat sana teşekkür ederim. Monte Carlo'daki Prenses Suite'inde kamera karşısına geçen Korel'in fotoğraf çekiminin kamera arkasında neler oldu? Acılarım oldu herkes gibi elbet, herkese kısmet olmayan sevinçlerim. Bir derginin kapak fotoğrafları için Monte Carlo'da kamera karşısına geçen Bergüzar Korel güzelliğini konuşturdu. Alkışı sevdim. Bıçak sırtlarında dolaşmayı, tehlikeli sularda seyredip pupa yelken geçici emniyetlere ulaşmayı. Prenses Suite'inde pozlar veren Korel, kısa saçlı haliyle ne kadar iyi göründüğünü bir kez daha gösterdi. Acılarım oldu herkes gibi elbet, herkese kısmet olmayan sevinçlerim. Çek 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 çek. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Çek çek.